Sevgili seyirciler, yeni bir gündem özel programıyla huzurlarınızdayız. 17 Aralık yolsuzluk soruşturmasının ardından hükümetin Fethullah Gülen Hoca Efendi ve Hizmet Hareketi'ne yönelttiği ağır suçlamalar gün geçtikçe farklı bir boyut kazanıyor. Başbakanın bazı bakan ve milletvekilleriyle hükümet yanlısı medya kuruluşlarının günden güne dozajını artırdığı, hakaret derecesine varan ithamlarına Fethullah Gülen Hoca Efendi sessizlikle cevap veriyor. Dolayısıyla kamuoyu da 2 ay öncesine kadar hemen hemen her hafta herkul.org sitesinde sohbetleri yayımlanan Hoca Efendi'nin bütün bu olan biten karşısında ne düşündüğünü, ne söyleyeceğini merak ediyor. Zaman zaman Hoca Efendi'nin yanında bulunan bazı isimler kendisinin duygu ve düşüncelerini kamuoyuna aktarıyor. Bugün ilk kez Hoca Efendi'nin en yakınındaki isimlerden biri Hoca Efendi'nin sohbetlerini bizzat herkul.org sitesinden kamuoyuyla paylaşan ve neredeyse Hoca Efendi'nin odasından çıktığı bütün zamanlarda yanında bulunan isimlerden biri ilahiyatçı Osman Şimşek konuğumuz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Önce küçük bir tahsiye yapayım. Mekan itibariyle yakınlık çok önemlidir. İnşallah bu sözleriniz dua olur. Kalp yakınlığı çok önemli asıl. Rabbim yakın eylesin iyilere, hak dostlarına. Peki. Biz mekan ve zamanı paylaşma adına, kamuoyuna sizi de tanıtma adına teşekkür bu cümleleri ederim. Sarf ettik. Bir süreç var 17 Aralık'la başlayan bir yolsuzluk operasyonu. Ardından ikinci bir operasyon, izin verilmeyen ikinci bir operasyon ve ardı ardına gelen açıklamalar, başta başbakanın, ardından diğer bakanlar, milletvekilleri, medya kuruluşlarının yaptıkları açıklamalar var. Özellikle hizmet hareketine, Fethullah Gülen Hoca Efendi'ye yönelik sarf edilen ağır ithamlar, ağır sözler var. Bu süreç 17 Aralık'la başladığı söyleniyor ama bu 17 Aralık'la başlayan neydi? Mesele 17 Aralık'la mı başladı gerçekten? Bir anda hiçbir şey yoktu, pat diye gündeme böyle bir şey mi düştü? Çünkü biz daha öncesini biliyoruz. Başbakanla Hoca Efendi arasındaki telefon görüşmelerini biliyoruz. Hoca Efendi en son ameliyat olduktan sonra başbakanın arayıp geçmiş olsun dilekleri ilettiğini, dualar istediğini biliyoruz. Bununla birlikte kabineden birçok bakanın kendisini Hoca Efendi'yi ziyarete geldiğini, aynı şekilde dualar istediğini biliyoruz. Milletvekillerinin AK Parti grubundaki neredeyse tamamına yakınının Amerika Birleşik Devletleri'ne, Pensilvanya'ya geldiğini, kendisini ziyaret ettiğini biliyoruz. Yani ne değişti 17 Aralık'ta, ne oldu? Evet. Görebildiğim kadarıyla 17 Aralık'ta başbakan ve yakınları gerçek çehrelerini ortaya koydular. Aslında hizmetin duruşunda da, Hoca Efendi'nin duruşunda da zerre kadar bir oynama yoktur. Ben meseleyi ta eskilere götürerek bu soruya cevap vermek istiyorum. Hoca Efendi ta ilk başından beri AK Parti'ye ve AK Parti çevresini kendince önemli olan, önemli gördüğü hususları yazılı olarak, sözlü olarak, bazen hususi oturumlarda, bazen genele açık meclislerde hep anlattı. Ne zaman bir şey yapılması lazım geliyor, milletimiz adına, ülkemiz adına, camia adına değil, onları ortaya koydu. Bazen dinleyenler oldu, bazen burun kıvıranlar oldu. Ama Hoca Efendi hiç bunları söz konusu etmedi. Hatta mutlaka söz konusu edilmesi lazım gelen mevzularda bile Hoca Efendi hep içine attı, kendi hüznünü yaşadı, hiç dışarıya vurmadı. Buna bir misal vermek istiyorum. Son zamanlarda 2004'te MGK'da bir belge imzalandı, gündeme geldi. Evet. 2004 yılında o zamanlar böyle bir belge gerçekten var mıydı, yok muydu, ama şayiası yayılmıştı. Türkiye'de Nurculuk Hareketleri ve Fethullah Gülen'i bitirme belgesi imzalandı şeklinde. Fişleme belgesinden bahsediyorsunuz. Evet. Kamuoyuna böyle yansımıştı. Böyle yansımıştı. MGK'da imzalanan evet. bir belge. O günlerde aynı zamanda AK Parti ve çevresinde belki herkes yapıyordu ama onlar hep AK olarak bilindi, güzel olarak bilindi. Hı hı hı. Ve muhafazakar camia onları destekledi. O çevrede yavaş yavaş rüşvettir, yolsuzluktur, doğru olmayan şeylerin de şayiaları çıkmaya başladı. Hı hı. Nitekim hatırlayacaksınız, merhum Muhsin Yazıcıoğlu bile 2007'de yaptığı bir konuşmada millet sizi meclise haramzadelerle meşgul olasınız, onların önünü tıkayasınız diye getirdi. Ama siz onların yaptıklarını yapmaya başladınız. Çok çirkin kokular gelmeye başladı, yapmayın şeklinde bir uyarısı vardır. Muhsin Yazıcıoğlu'nun bildiği şey sadece onun bildiği değildi. Herkes arasında konuşuluyordu. İşte o günlerde zannediyorum 2 Mayıs 2006 senesinde
Hoca Efendi bir gece vakti çağırdı. Başbakan'a bir mektup yazsak, ona bazı hususları hatırlatsak acaba alınır mı? Tabii biz bir şey demedik. Gece 2'de sizi mi çağırdı? Evet. Orada o zamanlar çok kimse yoktu buralarda. Ve yazı işlerine ben uğraşıyordum elimden geldiği kadar. Aradan 1-2 gün geçti. Tekrar yazsak mı acaba dedi. Ve bir akşam namazı sonrasında kendisi şu hususları yazalım diyerekten mektubu yazdırdı. Ben onları gidip daktilo ettim. Bilgisayara aktardım. Sabah namazında yine yanına vardım. Bir kere daha okusanız. Bir iş yapalım derken kırmayalım. Çünkü maksadımız kırmak değil. Ben mektubu tekrar okudum hocamıza. Orada Hoca Efendi'nin ruh haleti, orada gözlerinden akan yaşları hiç unutamam. Mübalağa etmiyorum. İki büklüm oldu, hıçkıra hıçkıra ağladı ve şunu söyledi. Allah'ım sen biliyorsun, benim tek derdim vardır, milletimizin huzurudur, milletimizin geleceğidir ve bu insanların doğruluk üzere aynı çizgide yürümeleridir. Ne kimseyi karalamak için yazdım, ne de bir şeyler öğretmek için. Ama ahirette sen bana sorarsın, uyardın mı diye. Çünkü ulemanın vazifelerinden bir tanesi de gördükleri yanlışları söylemektir. Ne vardı o mektupta? Evet, en önemli soru evet. Bu herhalde. O mektupta o güne kadar söz verilip yapılmayan bazı hususlar vardı. Kime söz verilip yapılmayan? Millete söz verilip yapılmayan, katiyen camiaya değil, millete. Böyle algılanabilir. Evet, hayır, millete söz verilen. Mesela ne gibi? Şimdilerde başörtüsünü kimseye bırakmayan insanlar var. Orada Hoca Efendi başörtüsünü de zikretmişti. İmam hatiplerin önünün tıkanması meselesini de zikretmişti. Ama özellikle orada Hoca Efendi'nin kulaklarıma küpe o zaman çok beni tesir altında bırakan, o zamana kadar duymamıştım. Bir şey söylemişti. Demişti ki, Sayın Başbakan, Necip Fazıl, merhum Menderes'e bir şey söylemişti. Ya ol, ya öl. Ama itibarını koru, dik dur demişti. Sayın Başbakanım, ben de şimdi size öyle diyeceğim. Konjonktür müsaade eder mi? Bırakırlar mı? Ama öyle şeyler duyuyoruz ki sizi hiç yakıştıramayacağımız şekilde derin çevrelerle bazı anlaşmaların yapıldığı, bu anlaşmalarda o belgeleri imzalar atıldığı ve şimdilerde de o zaman 2006 senesinde hatırlayacaksınız terörle mücadele kanunu adı altında bir taslak hazırlanmıştı. Zaman gazetesinin çok ciddi yayınları sonrasında ondan vazgeçilmişti. Silahsız terör örgütü. Silahsız terör örgütü bireysel bile tek başına bile bir insan terör örgütü gibi bir şey oluyordu. Terör örgütü suçlusu ilan edilebilecek. İlan edilebiliyordu. Evet. O aslında taslak bir manada Müslümanların, muhafazakarların, belki öyle görülenlerin, hiç öyle olmayıp öyle görülenlerin çok acı çektiği 141, 143, 162 ve 163. maddeler. Evet. Onları bir kere daha geri getirme gibi, hortlatma gibi şeylerdi. İşte Hoca Efendi onlara da telmihte bulunarak demişti ki, Sayın Başbakanım ya ol ya öl. Ama itibarını zedeleme. Hatta orada bir şey daha demişti. Dik durmanız Cumhurbaşkanlığınıza, hatta ve hatta dünya başkanlığına bile mani olacaksa size bel bağlayan insanlar var. Siz ümit verdiniz insanlara. Bu kadar memleketin, milletin %50'si tamam dedi size, oy verdi. Ve hiç unutamayacağım başka şey, Hoca Efendi o mektupta bir şey daha söyledi. Bilemem dedi, nasıl karşılarsınız? Ama kendisinin hak dostu olduğuna inandığım bir insanın bir müşahedesini arz etmek istiyorum başbakanım. Dünya açısından büyük insanlar bir yere giriyorlarmış. Büyük bir bina gibi. Girerlerken her birerlerinin yüzleri insandan başka bir suretteymiş. Siz de onların yanındaymışsınız. Fakat sizin yüzünüz çok güzelmiş. Gökçek yüzlüymüşsünüz. İçeri beraber giriyormuşsunuz. Dışarı çıktığınızda siz onlardan birisiyle kol kolasınız. Ve artık o gökçekliğiniz kalmamış. Siz de onlar gibi olmuşsunuz. Yüzünüzün rengi gitmiş. Ve yine hocamız, Sayın Başbakanım, bu insanlar size güvendiler. Yüzünüzün rengi değişmesin, gökçekliğiniz gitmesin şeklinde ifadelerde bulunmuş. Sonra da inşallah yanlış anlamaz diye ağlaya ağlaya o mektubu göndermişti. Bunu şunun için arz ediyorum. O gün Hoca Efendi pek çok şeyleri biliyordu belki. Ama hiçbir zaman AK Parti, Başbakan, o çevredeki insanlarla alakalı dışarı hiçbir şey sızdırmadı. Haklarında kötü konuşmadı, konuşturmadı, gıybetlerini etmedi, ettirmedi. Hele iftira gibi, hakaret gibi şeylere hiç başvurmadı. Hep içine attı. Belki düzelir, belki tekrar mesele çizgiye girer diye. Ben şahidim. Hoca Efendi gece de anlattı, gündüz de anlattı.
Yazılı da anlattı, sözlü de anlattı. Genel çerçevede de anlattı, hususi meclislerde de anlattı. Ve ne olur yapmayın, sizin asıl çizginiz budur dedi. Fakat görüldü ki o çizgide durulmadı. Millete verilen sözlerde durulmadı. Ve ben burada şunları söylerken, şimdi öyle bir atmosferde yaşıyoruz ki maalesef hakaretler, hatta küfüre varan sözler uçuşup duruyor. Böyle bir atmosferde nezih kelimeleri nasıl bulacaksınız da meseleyi izah edeceksiniz, çok zor. Ama çok özür dileyerek, kendisinden değil, milletimden özür dileyerek şunu demek istiyorum. Başbakanımız maalesef ve maalesef o gökçek yüzünü kaybetmiştir. Maalesef ve maalesef kendisine inanan insanları bir manada yüzüstü bırakmıştır. Düşünün ki dünyanın her tarafında, Türkiye'deki okullar, camiaya ait olduğu söylenen okullar da dahil ve dünyanın dört bir tarafındaki insanlar, o bütün öğretmenler ona abi diyorlardı. Yaşı küçük olanlar baba yerine koyuyorlardı. Bütün okullardaki o çocuklara Tayyip Bey başkadır deniliyordu. Tayyip Bey anlatılıyordu ve Tayyip olarak anlatılıyordu. Şimdilerde iftira ediliyor. Hayır, her gece belki kalkılıyordu. O insanlara dualar ediliyordu, istikamet duaları yapılıyordu. Bunların hepsini konuşacağız programımızda. Yani o mektupta belki kırılma noktası o muydu acaba? Bir rahatsızlık mı oluşturdu? Yani bu mektupta Hoca Efendi'nin millet adına dile getirdiği eksiklikler acaba bir akıl verme olarak mı algılandı? Siyasete bir müdahale, niye karışıyor bu işlere diye mi algılandı acaba? Ben öyle olduğunu zannetmiyorum. Başbakanımız İslami geleneği birazcık bilir. İslami gelenekte de ulemanın yeri neresidir? İnsanlar niye ne kadar karışırlar? Hoca Efendi'nin bir müdahalesi söz konusu değildir. Gördüğü bir meseleyi size az önce de anlattığım şekilde içinden gelerek, gözyaşları içinde aman kırıcı olmayalım çok nazik ifadelerle dile getirmiştir. Mesele bence o değil. Mesele şudur. Maalesef dik durulamadı. Üç husus var. Servet, şehvet ve devlet. Tabiatı sağlam olmayan insanlar bunlar karşısında erirler. Çokları bunlar karşısında eridi. Eridiler, daha sonra o erimişliklerini bahaneler aradılar. Camia yerinde duruyor. Hep yerinde duruyor. Dünyanın dört bir tarafındaki arkadaşlarımızın başbakana bakışı düne kadar değişmemişti. Ama maalesef görüldü ki hep başka şeyler düşünülmüş. Maalesef bir yönüyle camia kullanılmak istenmiş. Maalesef sadece oy devşirilmiş. 17 Aralık'ta bir bahane olmuş. Şimdi bir muhayyel düşman lazım. Camia düşman yerine konmuş. Mesele ondan ibaret. Peki bunca ağır ithamlar, iftiralar, hakarete varan sözler karşısında Hoca Efendi BBC'ye bir açıklama yaptı. Biz sükut durmayı tercih ederiz mealinde bir açıklamaydı. İnsanlar da belki soruyorlar, niçin konuşmuyor, acaba niçin cevap vermiyor, bu kadar şey kendisine yönelik ithamlar var, niye tek kelimeyle olsun bir ifadede bulunmuyor tarzında, niye suskunluğu tercih ediyor Hoca Efendi? Şimdi birincisi, o kadar ağır, o kadar hakaretvari ifadeler kullanılıyor ki ve bunlar bir defa kullanılmıyor. Adeta cevap yetiştirmek mümkün değil. Her gün bir tane, her gün birkaç tane hatta böyle ortaya sürülüyor. Bir sürü iddia, bir sürü iftira. Onlara cevap verebilmek için aynı seviyesizliğe düşmek lazım. Hoca Efendi'nin edebi, nezaketi, üslubu buna manidir. O seviyesizlik yakından bile geçemez Hoca Efendi'nin. Birisi budur. İkincisi, yine hükümet çevresi ve havuz medyası maalesef gerçeklerin peşinde değil. Hakikatleri aramıyor. Mesela bir iftira atılıyor ortaya. Bunun aslı budur deseniz o aslını görmek istemiyorlar. En iyi delilleriyle ortaya koysanız bile. Çünkü onlara hakikat lazım değil. Şu anda sadece gürültü lazım. Maalesef yapılan kanunsuzlukları, yolsuzlukları, haramilikleri gürültüyle, muhayyel o camia düşmanıyla boğmak istiyorlar. İkincisi budur. Üçüncüsü, Hoca Efendi hiçbir zaman milleti genel olarak ve AK Parti içinde de AK Parti'ye gönül veren insanları genel olarak böyle bunlar suçludur, bunlar günahkardır şeklinde hedef koyacak bir insan değil. Görebildiğim kadarıyla şunu düşünüyor. Belki hatalı insanlar varsa bunlar %5'tir, %10'dur. Bir şey söylediğimiz zaman o %80, %90 da üzerine alınacaktır. Yanlış anlaşılmalara sebebiyet verilecektir. O zaman en güzeli sükut. Bir başka maddede şudur. Hocamızın çok güzel bir misali vardır. Der ki, iki araba düşününüz. Bir tanesi çok hızlı şekilde gidiyor. Diğeri yerinde durursa belli bir mesafe açılmış olur. Fakat diğer araba da aynı hızla giderse
o mesafe iki kat artmış olur. Cami yerinde duruyor. Şimdi hakaretler savuranlar o hızlı araba gibi açılıp gidiyorlar. Ama yarın dönüp gelseler mesafe inşallah çok açılmamış olur ve bizi durduğumuz yerde bulurlar. Aynı yerde görecekler. Ve biz düşman, kindar insanlar değiliz. Belki o zaman da daha önce de Hoca Efendi'ye 28 Şubat'ta çok hakaretler edenler olmuştu. Pek çok maili ben de okumuşumdur hocamıza. Sonra helallik isteyenler oldu. Af dileyenler oldu. Anlamamışız sizi diyenler oldu. Bugün de diyecekler. Bugünler geçtikten sonra da diyecekler. Son bir husus diyebilirim bu sükunetle alakalı. Hani anlatılır hadis kitaplarında vardır bilirsiniz. Hazreti Ebubekir Efendimiz'e bir tanesi ağır laflar eder. Çok kötü şeyler söyler. Belki sahabinin sözleri çok kötü değildir ama onların seviyesi açısından kötüdür. Kaba gelmiş olabilir. O sadece sükut durur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de onları öteden seyreder, tebessüm buyurur. Biraz sonra o zat sözlerini hafifletmeyince, aynı üslup devam edince Hazreti Ebubekir cevap vermek zorunda kalır, bir cevap verir. O zaman Peygamber Efendimiz oradan ayrılır. Hazreti Ebubekir Efendimiz koşar hemen, ya Resulallah neden ayrıldınız? Der ki, ya Ebubekir, sana o kötü söyleyen insana sen cevap vermiyordun, sükut duruyordun. Baktım ki bir melek senin yerine cevap veriyor. Çünkü sen haklıydın, melekler senin yerine cevap veriyorlardı. Fakat sen cevap vermeye başlayınca işin içine cidal girdi. O zaman melek aranızdan ayrıldı, şeytan geldi. Ben şeytanın bulunduğu yerde duramam. Şu anda öyle bir atmosfer var ki mesele sadece cidale döküldü. Hakikatin arkasında olan insan sayısı çok az. Nasıl konuşsun Hoca Efendi? Maalesef kalabalığa boğulmak isteniyor. Peki Hoca Efendi bu yüzden, bu sebeplerden dolayı konuşmuyor. Çok makul bir gerekçe, anlaşılabilir bir gerekçe. Fakat Hoca Efendi'nin en yakınında bulunan birçok insan, Hoca Efendi'yi tanıyan, Hoca Efendi'nin bilgisini, ilmine inanan, güvenen birçok insan var. Onlardan da çok ses çıkmıyor. Birincisi soracağım şey neden? İkincisi acaba bunlar, bütün bu sessizlik de Hoca Efendi'yi rahatsız ediyor mu? Diğer taraftan, karşı tarafta da şöyle bir algı var bakın. Başbakan konuşuyor, bazı bakanlar, milletvekilleri konuşuyor, bu tarz ithamlarda bulunuyorlar. Oradan da şöyle bir ses yükseliyor aslında. Diğerleri neden yüklenmiyor? Yani AK Parti'de bir sürü milletvekili var, onlar neden çekiniyorlar diye, onlar da kendi aralarında böyle bir şey yapıyorlar. Yani haklılık, haksızlık, söylenen sözlerin ağırlığı babında bunu nasıl değerlendireceksiniz? Bir insanın kendisine yönelik hakaretlere sükut etmesi fazilettir. Katlanır, tahammül gösterir. Başkasına, hele hele şahsi manevi ve dostlarına yönelik hakaretler varsa, onlara karşı sessiz durması ise en hafifiyle vefasızlıktır. Daha ötesi gaflettir ve belki ihanettir. Konuşması lazım gelen insanların konuşmaması. Maalesef o kadar hakaretler savrulurken en azından hakkın, hakikatin telaffuz edilmesi açısından birilerinin konuşması lazımdı. Sükut durma denince, evet Hoca Efendi sükut duruyor. Fakat kanuni yapılması lazım gelen teksipler yapılması gerekiyorsa, tavzihler yapılması gerekiyorsa, avukatlar aracılığıyla, evet. Bununla beraber dostlarının da, bilen insanların da aynı şeyleri yapmaları aslında üzerlerine bir vazifedir. Hoca Efendi bilemiyorum kırgınlık yaşıyor mudur ama bizim kırıldığımızı, Hoca Efendi'yi sevenlerin ciddi kırgınlık yaşadıkları çok aşikardır. Mesela Diyanet'in İslam Ansiklopedisi ve ödülleri vesilesiyle yaptığı toplantı artık malum. Orada bir Müslümana söylenmemesi lazım gelen, hele hele iman ve ahiret endişesi olan bir insanın hiç söylememesi lazım gelen şeyler söylendi. Orada Hoca Efendi'yi yıllardan beri tanıyan insanlar vardı. Aynı sofraya oturmuş belki 100 tane insan vardı. Hatta Hoca Efendi'nin rahleyi tedrisinde bulunmuş insanlar vardı. Bu insanların kalkıp hiç olmasa, bir dakika başbakanım. Evet, yani yanlış olan bazı şeyleri görmüş olabilirsiniz, yanlış diyebilirsiniz. Ama sahte peygamber deyince o başka yerlere gidiyor. O da orada itikat meselesi işin içine giriyor demeleri lazımdı. Mesela Hoca Efendi düşündü mü tam bilemem. Ama benim aklıma gelen, Hoca Efendi ne zaman kendisine bir fetva sorulsa Hayrettin Karaman hocamıza yönlendirirdi. Değer verirdi. Hayrettin Karaman hocanın orada kalkıp da iki kelime etmemesi zannediyorum bütün yüreklerde ona karşı olmaz hocam dedirtmiştir. Birçok anlamda hükümetin şu anda yaptığı iddia edilen işlere de ama Hayrettin Karaman Hoca'nın fetva verdiği söyleniyor. Onu bilemem. O kendi ilmidir, kendi düşüncesidir. O ayrı bir şey. Öbür taraftan tanıdığı Hoca Efendi'ye, kendisine saygı duyan bir Hoca Efendi'ye atılmış çok büyük bir iftira vardır. Evet. Mesela aynı şekilde
Hoca Efendi sürekli Tayyar Altıkulaç hocamızı nazara verirdi. Mesela onun bir namazda hıçkırarak ağlamasını... Eski Diyanet İşleri Reisi. Eski Diyanet İşleri Reisimiz, hocamız. Mesela ben ondan beklerdim bir şey söylemesini. Yine Ali Bardakoğlu hocamız, Mehmet Görmez hocamız. Bunların orada hiç olmazsa, orada olmadı diyelim. Onun da mazereti olacağını düşünmüyorum. Ama en azından sonra bu sözler olmadı, yakışmadı demeleri lazımdı. Ve bir kere daha diyeyim, isim vermek istemiyorum. O toplulukta Hoca Efendi'nin rahleyi tedrisinde oturmuş insanlar vardı. Şimdi neden diye cevap veremediler? Bakın. Korku mu var? Münevver olmanın, entelliğin en az şartlarından bir tanesi de inandığını cesurca söyleyebilmektir. Ben o hocalarımızın, Hoca Efendi'nin sahte peygamber haşa ve kella, bin kere, yüz bin kere haşa ve kella o tür iddialarda olmayacağını bilmediklerini zannetmiyorum. O zaman başka türlü hesapları vardı, korkuları vardı. Dün Türkiye'den gelen bir hocamız, birazcık oturduk. Bir hocamızın, Diyanet'e mensup bir zatın, televizyonda konuşacağını birileri duyunca hemen arıyorlar. Diyorlar ki, bak oğlun da, damadın da işinden atılır. Sakın ha. İnsanlarda eğer böyle bir korku varsa, ben bunu zillet olarak yorumlarım. Neden? İnsan, izzetiyle aç kalsın, zilletiyle ekmek yiyeceğine. O alime daha çok yakışır. Bu işin bize bakan tarafı. Ama Hoca Efendi'ye gelince bu sözlerin aynısını, belki benzerini Hoca Efendi ile de paylaşmışızdır. Ama Hoca Efendi yine o her zamanki mülayimetini kullanmıştır. Hep şunu söyler, hayır, beklentilere girmeyin. Olabilir, başka türlü şeyler düşünülmüştür. Bir gün insanlar anlayacaklar, doğru nerede, yanlış nerede. Allah çıkarır ortaya, hele biraz daha bekleyin. Ve hatta geçen gün yanında yine böyle şeyler konuşulunca, Hoca Efendi hemen şunu söyledi. Sakın ha, büyüklerinize söz söylemeyin. Mesela Bediüzzaman Hazretleri'nin talebeleri var. Onlardan bir kısmına hocamıza mektup gönderiyoruz diyerek belgenin altı imzalattırılmış, üstü başkaları doldurmuş. Hı hı. Bir kısmı belki bilerek bazı şeyler söylemişlerdir. Ama onlar size hain dese bile siz onlara tek kelimeyle cevap vermeyin. Çünkü siz vefa insanları olmalısınız. O insanlar kimsenin bulunmadığı dönemlerde Bediüzzaman'a ve davaya sahip çıktılar. Siz bir şey söylemeyiniz. Hocamızın yaklaşımı da budur. Özellikle iddia edilen en önemli mesele bu 17 Aralık'tan sonra bir gizli örgüt, gizli çete. Yani bu ithamlarda özellikle bu kelimeler kullanılarak değerlendirme yapılıyor Başbakan tarafından. Ve Fethullah Gülen Hoca Efendi Amerika Birleşik Devletleri'nden bu gizli örgüte sürekli talimatlar yağdırıyor. İşte ne yapılması gerektiğini söylüyor tarzında vurgular var. Böyle bir betimleme var. Bu Hoca Efendi'nin hayatı nasıl? Siz yani en yakınındaki isimlerden birisisiniz. Yani böyle sürekli bir elinde telefon, sağa sola talimatlar yağdıran bir kişi gibi mi algılatılmak isteniyor? Yoksa kendisi sürekli sohbetlerini dinliyoruz, takip ediyoruz. Sohbetlerinde hiç bu tarz şeyler yok. Tamamen maneviyat endeksli, ibadet endeksli ifadeleri var Hoca Efendi'nin. Bunu nereye koyacağız bu iki farklı yaklaşımı? Efendim öncelikle Hoca Efendi'yi tanıyan bir insanın Hoca Efendi ile talimat, bir şeyleri emretme kelimelerini yan yana getiremeyecekleri aşikardır. Hoca Efendi talimat veremez. Mesela ben burada yemin edebilirim. Hoca Efendi ne protokolden, ne devlet memurlarından, ne Türkiye'deki herhangi bir iş adamından, herhangi bir insana tek kelimeyle talimat vermemiştir diye yemin edebilirim. Neden bu kadar rahat yemin edebilirim? Çünkü Hoca Efendi'yi tanıyorum. Hoca Efendi kendi talebelerine, 20 sene önünde hizmet etmiş, işte ders okumuş talebelerine dahi şu suyu getirir misiniz diyemeyecek kadar nezaket abidesidir. Edep abidesi bir insandır. Size bütün samimiyetimle söylüyorum. Mesela pencere açılacak. Hoca Efendi hiçbir zaman şu pencereyi açar mısınız, mısınız bile demez. Sadece oraya bakar. Anlayan anlar o pencerenin açılması lazım geldiğini. Ama talimatta bulunmaz katiyen. Mesela misafirlere meyve ikram edilecektir. Hele bir meyve getirseniz, bir tatlı getirseniz demez. Meyve ikram edilmiş miydi acaba? Ya da bazen talebe arkadaşlarımız meyve de ikram ediyorlar, tatlı da sunuyorlar. Hiçbir zaman Hoca Efendi talimat insanı değildir. Bakın, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bir ahlakından bahsedilir. Hazreti Enes diyor ki, ben Peygamber Efendimiz'e 10 sene hizmet ettim. 10 sene boyunca yaptığım bir şeyden dolayı niye yaptın, yapmadığım bir şeyden dolayı da niye yapmadın dediğini duymadım diyor.
Bütün insanların Peygamber Efendimizin öğrettiği ahlakla ahlaklanması lazımdır. Ben o ahlakı Hoca Efendi'de görüyorum. Efendimizin çizdiği ahlakı kastediyorum. İslam ahlakını kastediyorum. Ben Allah nasip etti, Rabbimin lütfudur. 17-18 senedir Hoca Efendi'nin yanında kalıyorum. Onun belki yazmıdır, çizmidir, yazılarıdır, bazı şeylere yardımcı olmuş olabilirim. Ama size yeminle söylüyorum, aynı şekilde bu 17-18 senelik zaman içerisinde ben bir defa neden böyle yaptınız dediğini görmedim. Bir defa neden böyle yaptınız dediğine şahit olmadım, Rabbime hesap vereceğim. Memnuniyetsizliklerini çok küçük böyle bakışlarıyla anlarsınız varsa eğer. Hiçbir zaman. İşin ayrı bir tarafı var. Bir şeye dikkatinizi çekmek istiyorum. Şu anda bazıları illegal, bazıları fezlekelerin devamı olarak söylenen bazı ses kayıtları dolaşıyor piyasalarda. Evet. Hoca Efendi'nin de bazı ses kayıtları düştü meydana. Lütfen dikkat ediniz. Bir, bazı insanların hep altlarını arayıp yapacaksın, edeceksin, şöylesin, böylesin küfürlü, hakaretvari sözlerine bakınız. Ve lütfen bir kere de Hoca Efendi'nin sözlerine bakınız. Hoca Efendi'yi hep arayanlar %90 başkalarıdır. Ya yaptıkları bir şeyi söylüyorlardır sevindirmek için, hocam bir şeyler oluyor demek için. Ya da İslam'da çok önemli olan bir istişareyi, istişare düsturunu ortaya koyuyorlardır. Ve Hoca Efendi gördüğümüz bir husus vardır. Bakın bunu da bütün samimiyetimle söylüyorum. Siz gidersiniz Hoca Efendi'nin yanına, bir meseleyi arz edersiniz. Eğer siz Hoca Efendi'den almak istediğiniz bir cevap varsa, yani ön kabulle gidiyorsanız, Hoca Efendi peki der, siz bilirsiniz, siz bilirsiniz. Ama öyle değil de menfi müspet cevaba hazırsanız, gönlünüz rahat, gerçekten doğruyu anlamak için gidiyorsanız, önüne oturuyor soruyorsanız, o zaman düşünür, taşınır ve size bir şeyler söyler. İstişare ettiğiniz için söyler. Bu türlü istişarelerin dışında Hoca Efendi'nin talimat vermesi falan mümkün değildir. Bu işin bir tarafı. Nasıl geçiriyor Hoca Efendi hayatını? Belki şifre gibi şunu söyleyebilirim ben. Bir, taallüm ile tekemmül. İki, dua ile ubudiyet. Ne demek? Hoca Efendi bu yaşına rağmen elinden sözlüğünü bile, kitabını düşürmeyen bir insandır. Sürekli okuyor. Sürekli okuyor ve okutuyor. Nerede bir kitap geçmiş, nereden bir kitap yeni çıkmış, kendi okuyamadığı dergiler falan varsa onları bile arkadaşlarımıza özetlerini yaptırıyor, özetlerini okutturuyor, arz ettiriyor. Her sabah 2 saat, 2,5 saat kadar duruma göre, hocamızın saatine göre ders okuyoruz, tefsir okuyoruz, fıkıh okuyoruz. Bununla beraber ne zaman bir araya gelinse Hoca Efendi de yine şifre kelimelerden bir tanesi, herkes bilir, sohbeti canan. Hoca Efendi için oturduğunuz bir mecliste Allah konuşulmuyorsa orası ebterdir, meyve vermez. Orada mutlaka Allah konuşulmalı, peygamber konuşulmalı. Sonrası dedim, dua ile ubudiyettir. Başkasında olmayan bir dua düşkünlüğü vardır Hoca Efendi'de. Belki biraz sonra sorarsanız, sormasanız da ben arz etmek istiyorum. Sürekli böyle hayatında Cenab-ı Allah'a yönelme, Cenab-ı Allah teveccühde bulunma, bununla geçen bir hayatı vardır Hoca Efendi'nin. Ona bakarsanız belki o telefonlar falan, hayır, gününün belki 10 dakikasını alıyor mudur? O da dediğim gibi talimat verme değil. Ben buradan arar sorarsam, hocam mesela böyle bir programa gelmek istiyorum. Size çok rahatlıkla söylüyorum. Yanında kaldığım halde söyleyeceğim sözler, korkuyorum belki kendisinin gibi algılanır diyerekten. Hatalar varsa benimdir. Böyle olduğu halde mesela bana şunu söyle. Sadece geliyorum. Siz hocam. Siz sordunuz mu Hoca Efendi? Geleceğimi söyledim. Duasını aldım. Sadece şu konuya gireyim mi diye bir konu için sordum. Onun dışında siz bilirsiniz. Hadiseleri görüyorsunuz. Ne konuşursanız konuşursunuz. Gerçekler ortadadır. Hakikatler ortadadır. Talimat sözleri katiyen o da bir iftiradan ibarettir. Bu telefon meselesinde yeri geldiği için hemen sormak istiyorum. Özellikle en çok gündeme getirilen meselelerden birisi telefon dinlemelerinde Hoca Efendi'ye bazı iş adamlarıyla ilgili meseleler naklediliyor. Ve Hoca Efendi'nin de söylediği bazı şeyler var. Tavsiye babında söylediği bazı şeyler var. En çok gündeme getirilen mesele, yani bunlarla ne alakası var? Madem bu kadar ibadet, kulluk ekseninde hayatını geçiriyor, niye iş adamlarına bazı tavsiyelerde bulunuyor, ihalelerden bahsediyor tarzında yaklaşımlar var. Bu Hoca Efendi nerede görmek ve gösterilmek istendiği için mi bu ifadeler kullanılıyor? Bakın bu türlü ifadeleri kullananlar Peygamber Efendimiz'i hiç tanımamış insanlardır. Peygamber Efendimiz'in hayatına baksınlar, insanlar onunla neyi istişare ediyorlardı? Peygamberlerin sonra, artık peygamberlik yok. Onlardan sonra alimler vardır. Ulema peygamberlerin varisleridir.
Onlar kendi çizgilerini, hayat çizgilerini Efendimizin hayatına göre dizayn ederler, ona göre yaşarlar. Peygamber Efendimiz nasıl, nelere karışmışsa Hoca Efendi'ninki de aynı şekildedir. Bir şey vardır ki bugün devletin ayrı bir birimi var, devlet ayrı şekillerde idare ediliyor, o ayrı bir meseledir. Ama insanlar kendi yapmak istedikleri şeyleri belki bazen duasını almak için arıyorlar, soruyorlar. Hoca Efendi onların o hüznü teveccühlerini hayırlı yerlere kanalize etmek istiyor. Meselenin bir tarafı budur. İkinci tarafı da Hoca Efendi de böyle o yazdığım mektup döneminde olduğu gibi toplumun bölünmemesi, parçalanmaması, birbirine girilmemesi, toplum bünyesinde hangi ırktan, mezhepten, anlayıştan, renkten olursa olsun insanların kendilerini ayrı hissetmemeleri yönünde eskiden beri bir gayret vardır. Onun için de toplum bizim Türkiye'de, Türkiye'yi oluşturan, Türkiye vatandaşı kim olursa olsun bir insansa Hoca Efendi bununla mutlaka, özellikle bununla, yoksa dünya milletleri içinde de böyledir zaten. Okullarımızın her yer olduğunu biliyorsunuz. Evet. Onlarla mutlaka bir diyaloğa geçilmesi lazım geldiğini. Onlarla da ortak bir şeyler yapılması lazım geldiğini. Zaten bakın, hocamızın son 5-6 senelik sohbetlerine bakınız. AK Parti çevresini uyarmalarında da özellikle 3 tane meseleye dikkat çektiğini göreceksiniz. Bir, üslup mevzusu. Ne olur? Mesela hep söylediği, CHP'yi bütün düşman görmeyiniz. MHP'yi bütün düşman görmeyiniz. BDP'yi bile bütün düşman görmeyiniz. Neden? Çünkü onlara gönül vermiş çok temiz insanlar da olabilir. Ülkeyi bölmeyin, parçalamayın. Ne olur kavga ettirici, birbirini düşürücü bir üslup kullanmayın. En çok üslup meselesine değinmiştir Hoca Efendi. İkincisi mesela istina meselesine değinmiştir. Ne kadar çok anlatmıştır. Ne olur beklentisiz olun. Ne olur kamu malı dokunmayın ona. Devlete ait işler yapıyorsanız ne olur uzak durun devlet malından. Kendi vazifenizi yerine getirin. Bunu sürekli anlatmıştır. Ve sonra çok nazara verdiği bir husus ortak akıldır. Ben yaptım oldu değil. Herkesin aklına, fikrine güvenme, itimat etme, değer verme. Hoca Efendi bunu yapıyor. Sadece Hoca Efendi sormuyor ki mesela herhangi bir ülkede bir okul açılacaksa orada bizim iş adamlarından camiaya yakın olsun ya da olmasın onların bir yatırımı, bir tanışıklığı falan varsa Hoca Efendi diyor. Herhalde şu zatın bir işi var mıdır, yok mudur, bir öğrenen varsa gidin bir sorun. Orada ne yapmak daha uygun olur, nasıl yapmak daha uygun olur? Bu o insanların zihnine, aklına, düşüncesine değer vermenin gereğidir. Ne yani ben kendi ülkemin vatandaşlarıyla telefon etmeyecek miyim, konuşmayacak mıyım, bir araya gelsinler istemeyecek miyim? Onlar dostça yaşasınlar, bunun arkasında olmayacak mıyım? Bu bir alimin değil, bütün vatandaşın her birerlerinin vazifesidir. Varsa fikirleri onları paylaşacaklardır. Burada her yere yakınlıktan az önce bahsetmiştiniz. Hoca Efendi'nin özellikle kimseyi dışlamayın, herkese belki aynı mesafede olun, aynı uzaklıkta olun veya aynı yakınlıkta olun tarzında yaklaşımları. Şimdi en çok merak edilen konulardan birisi hükümet, başbakan artık her şeyi 30 Mart'a endekslemiş durumda. 30 Mart bir yerel seçim olmasına rağmen bir genel seçim havasında şu anda. Yani 30 Mart'ta her şey ya olacak ya bitecek gibi bir yaklaşımı var hükümetin. Ve burada özellikle hizmet hareketinin yaklaşımı merak konusu. Öne çıkarılan hususlar hizmet hareketinin bu seçimde CHP'yi destekleyeceği noktasında bir iddia var. CHP ile yoldaş oldular, CHP ile arkadaş oldular, onlar beraber yürüyecekler tarzında bir yaklaşım var. Böyle bir şey var mı Hoca Efendi'nin? Yani partilere yönelik bir yaklaşımı var mı? Şu partiye destek verelim, bu partiye destek vermeyelim. Bunlar zamanında açıklandı ama siz en yakınında bir isim olarak bazı anekdotlar da belki aktarabilirsiniz. Evet, şimdi... Daha dün mü, evvelsi gün mü Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı 5-6 maddelik bir bildiri yayınladı. Evet. Orada da açıkladılar bu meseleyi. Hizmet hareketinin hiçbir zaman bir partiyle anlaşma yapması, beraber yürümesi mümkün değildir. Hoca Efendi'nin 2004, 2005, 2006 o günlerdeki kırık testlerine bile bakınız. 2002'den önce seçimler önceki kırık testlerini, oylar nereye verilecek şeklinde siteden ararlarsa bulurlar bakınız. Orada Hoca Efendi'nin vurguladığı hep bir söz vardır. Biz bütün partilere aynı yakınlıktayız. Uzaklıkta bile değil, aynı yakınlıktayız. Bundan 2 ay kadar önce bir gazeteci bana bir yazı yazmıştı. Orada demişti siz böyle diyorsunuz ama CHP ile bir anlaşmanız söz konusu. Böyle bir anlaşma var mı? Ben öyle bir anlaşma olmadığını çok iyi biliyorum. Yok. Buna rağmen ona cevap vermeden evvel Hoca Efendi'nin yanına girdim odasına.
Hocam böyle bir şey var, cevap vereceğim acaba, ama ne desem acaba? Hoca efendinin ayaktaydı hem de, baktı böyle tebessümle. Aynen şunu hem de benim sözüm ve selamım da söyleyebilirsiniz. Biz hiçbir partiyle anlaşma yapmadık. Hiçbir planın içinde de değiliz. Buna dair Allah'a yemin ederiz. Ve eğer biz öyle bir anlaşmanın içindeysek, bakın biz kendimiz için diyor, Allah bizi mahvetsin, berbat etsin, yok öyle bir şey. Ama bu olmadığı halde, insanlar var diye hiçbir delil falan yokken bir şeyler uyduruyorlarsa, meselesine geleceğim, evet. İşte o zaman bu çok ciddi bir iftiradan ibarettir. Böyle bir şey yoktur. Peki şu anda sizin veya hizmet hareketindeki insanların oy vereceği yer olarak nasıl bir manzara önünüzde? Evet. Öncelikle hizmet hareketi her partiye aynı yakınlıktadır derken, bizim değerler üzerinden bir desteğimiz vardır. Belli değerler. Ne gibi? Mesela hocamız hep manevi buğutlu demokrasiden bahsediyor. Demokrasi ama manevi buğutlu bir demokrasi. Bana ahiretime ait işleri de yapmama müsaade edecek bir demokrasi. Bunu kim temin edebilecekse ben onu desteklerim. İnsan haklarıdır. Yıllardır oyalanan bir anayasadır. Türkiye'de özgürlüklerin daha fazla artırılması meselesidir. Şeffaf olmadır. Devletin de hesap verebilir şekilde olmasıdır. Bütün bunlar bizim değerlerimizdir. Kim bu değerlere destek verirse, bu hareket, bu camiaya gönül vermiş insanlar ona destek verirler. Peki ben kime oy veririm şu dönemde? Şunu çok samimiyetle söyleyebilirim. AK Parti bizi kandırdı. Onlar da öyle diyorlar. Diyebilirler ama bunu kimin kandırdığını anlayacak herkes. Evet. Daha iyi anlayacak herkes. İnşallah zaman gösterecek bunları. Onlar öyle desinler, biz de diyoruz. En azından ben şahsım adına diyorum, cami adına demiyorum, şahsım adına. Erdoğan beni kandırdı. Siz kandırıldığınızı mı hissediyorsunuz? Kandırıldığımı hissediyorum. Neden? Bu camianın çoğu da kendisinin sırtından hançerlendiğini hissediyor. Çok basit bir şey. Biz hiçbir zaman yaptıklarımızı anlatalım, başa kakalım arkasında olamayız. Kur'an'a sığmaz böyle bir üslup. Ama bizim ablalarımız, bacılarımız, arkadaşlarımız demokrasi açısından çok lazım olduğuna, güçlü bir iktidar gelmesi lazım geldiğine inanarak son seçimlerde bir manada isim vermeseler bile AK Parti için çalıştılar. Bazı kapılarda yüzlerine sular saçıldı. Hakaretlere uğradılar. Ve bu insanlara bugün maalesef Erdoğan hem de meydanlarda ablalar ablalar diye onlarla dalga geçiyor. Ayıptır. Edepli bir insan o sözü ağzına almaz. Ablalar diyemez. Hele hele sana bu kadar çalışmış, sana güvenmiş diyemez. Bakın ben çok uzaktım. Gerçekten siyaseti bilmem, ilahiyatçıyım ben. Bu şeylerle alakam çok yoktur. Ama inandık biz de. İnandığımız için son seçimlerde eşimle beraber Türkiye'ye kadar gittik. Video kayıtları hala vardır. O zaman da televizyonumuz bir röportaj yapmıştı havaalanında. Evet. Orada da anlattım. Ve hiç yapmayacağım bir şey yaptım ben. 5 tane ayrı ile gittim. 20 tane yerde, 20 salonda konferanslar verdim. Belki 10 bin, 20 bin kişilik kalabalıklar oldu. Miting yapar gibi bizim üslubumuz değil. Ne anlattınız? Ne anlattım? Orada biz partici değiliz. Ama az önce dediğim o değerlere bugün sahip çıkan AK Parti'dir. Ve başbakan söz veriyor. Diyor ki anayasa yapacağız. Diyor ki özgürlükleri genişleteceğiz. Diyor ki size manevi buğutlu o demokrasiyi getireceğiz. Söz verdi. Ama bunların hiçbirini yapmadığı gibi baktık ki o bizi sadece o için kullanıyormuş maalesef. Ben bunu neden kullanıyormuş diyorum. Şimdi bugün ben o zaman buradan kalktım ta deniz aşırı gittim oy kullandım. Evet. Bugün değil oraya gitmek, sandığı benim önüme getirseler acaba ben AK Parti'ye nasıl oy verebilirim? Veremem, ablalarımla dalga geçiyor, alay ediyor onlarla. Veremem, koca bir camiayı karşısına almış. Bu camia defalarca ona diyor paleler devlet diyorsunuz, yalan, iftiradan ibaret. Varsa öyle bir devlet çıkarın ortaya. Kimse onun sorumluları bulun, cezalandırın. Ama siz neden bu kadar masum insanları zan altında bırakıyorsunuz? Şu anda siz dünyanın dört bir tarafında 160 ülkedeki kardeşlerimi niye ağlatıyorsunuz? Hadi Türkiye'deki insanların belli suçları var, onlar diyorlar, biz demiyoruz. Allah aşkına Türk okulları ne yaptılar? Sadece Türkiye için değil, dünya için hangi zararları var bu insanların? Şimdiye kadar hangi suçu işlediler? Utanmadan dosyalardan bahsediliyor. Edep yahu, utanmadan telefonlardan bahsediliyor. Şimdi ben nasıl kendimi bıçaklanmış gibi hissetmem? Şimdi benim elim nasıl oy vermeye gider? Hayır. Sonra, bakın ben kendi hatalarımı kabul ederim.
kusurlarım olduğunu söylerim. Çok vardır. Ama ben Hoca Efendi'nin hayatına şahidim. Başka şey söylersem günaha girmiş ve iftira etmiş olurum. Biz Hoca Efendi'ye büyük makamlar vermedik hiçbir zaman. Hiçbir zaman günahsız falan da demedik. Ama bugün yeryüzünde dini yaşayan, diyaneti yaşayan, kulluğu tam ortaya koyan birkaç insan varsa başlarında Hoca Efendi gelir. Ama bu insana meydanlarda neler söyleniyor? Hangi hakaretler yapılıyor? Hoca Efendi'ye böyle diyen insanlar dünyayı önüme koysalar ben o sandığa oy atamam. Mümkün değil. Ha o zaman nereye verecek bu cemaatin insanları oylarını? Türkiye'deki bütün partiler Türkiye için çalıştıklarını söylüyorlar. Adaya bakarlar. Hiç kimsenin başkasından akıl almaya ihtiyacı yoktur. Herkes olan biten şeyleri görüyor. Herkes kendi aklıyla kararını verir. Bu camianın insanları da. Onlara illa gidin şuraya oy verin ya da vermeyin demeye gerek yok. Benim hissiyatım nasılsa onlar da görüyorlar. Ne yapıldığını görüyorlar. Ama şunu çok rahat söyleyebilirim. Ben o mektupta o zata da şunu yazmıştım. Demiştim ki başka şey değil. Hani bir söz vardır. La lihubbi Ali velakin li bu'du Ömer. Bugün eğer hele bir kısım insanlar AK Parti haricinde bir yere oy vereceklerse bu oy verecekleri o yerleri çok sevdiklerinden, beğendiklerinden değil. Belki AK Parti'nin sözünde durmaması, Erdoğan'ın bütün milleti birbirine düşürmesi, çok masum insanlara iftira atmasından dolayı olacaktır. Erdoğan değişti, AK Parti değişti, hareket değil. Pek çok iddia bu anlamda serdiliyor. Az önce söylediğiniz delilleri olmayan, herhangi bir kanıtla yargıya sevk edilemeyen iddialar gündeme getiriliyor. Bu iddialardan biri geçtiğimiz günlerde bizzat Bülent Arınç tarafından dile getirildi. Başbakanın tehdit edildiği ve bunun nasıl yapılacağının belki bir şekilde bilindiği noktasında açıklamalarda bulundu. Bu birçok yerde de gündeme geldi. Sosyal medyada çokça konu oldu. Gazeteler özellikle hükümet yanlısı gazeteler hemen bunun üzerine atladı. Ya böyle bir tehdit olabilir mi? Cemaat veya hizmet hareketi, camia bu tarz olaylara karşı Hoca Efendi'nin duruşu nedir? Ben şöyle diyeyim önce birazcık da Sayın Arınç'ın kendi ifadesiyle zannediyorum o iddialarıyla da oy ütmenin arkasındadır. Son zamanlarda hep ütmekten bahsediyor. Oy ütmek için o sözleri söylemiştir. İlla bir yerlere muhayyel bir düşman, üçüncü defa söylüyorum koyacaklar. Böyle bu iddianın doğru olması mümkün değildir. Hiç kimse hele hele de Erdoğan gibi bir başkanı tehdit etmeye cesaret de edemez. Etmişse neden daha o gün eline kelepçeleri vurmadılar? Çok büyük bir suçtur o. Neden isim vermiyorlar? Yazarlar Vakfı da açıkladı bunu. Böyle bir şey doğru değildir. Fakat bunun acı olan çok daha büyük bir tarafı vardır. Bu sözlerin Sayın Arınç tarafından söyleniyor olmasıdır biliyor musunuz? Neden? Neden? Yani başkası çünkü söyleseydin makul karşılayabilir miydiniz? Şöyle artık benim için bir kırılma noktası vardır. O Diyanet İşleri Başkanlığı'ndaki tören kırılma noktasıdır. O gün oradaki o iftiralara itiraz etmeyen herkes bunları söyleyebilir. Arınç da bunlardan biridir. Fakat biz daha düne kadar Arınç'ı herkesin dediği gibi partinin vicdanı bilirdik. Ve biz onu, ben yine hala hakkında kötü söz de etmek istemiyorum. Suizanımı korumaya çok çalışıyorum, gayret ediyorum, inanın. Neden gayret ediyorum? Çünkü önce Arınç dendiğinde benim aklıma Türk Olimpiyatlarında himmet konuşması yapar gibi konuşma yapan insan geliyor. O coşkulu hali geliyor. Ve o insanın değişmiş olmasına, o insanın bugün bu şekilde şeyler söylemesine emin olun. Bu kabus mu diyorum? İnanamıyorum. Bir başka şey söyleyeyim. Biz yokken Arınç vardı. Daha biz hayatta değilken Arınç Hoca Efendi'yi dinlemişti. Vaazlarını dinlemişti. Sohbetlerine gitmişti. Onun nasıl bir alim olduğunu da bilir. Amerika'ya da pek çok kez geldi herhalde. Amerika'ya da zannedim iki defa geldi. Buradaki hayatımızı da gördü. Hoca Efendi'nin kulluğunu da bilir. Hoca Efendi'nin istikamet çizgisini de bilir. Ama bunları bildiği halde kalkıp birileri adına bile olsa alçak falan gibi garip sözler söyledi. Bir gazetenin muhabirini garip şekillerde azarladı falan. Hiç yakışmadı onlar. Bizim bildiğimiz vicdana yakışmadı. Bu ancak şunu söylettirir. Demek ki bu parti vicdanını da kaybetti. Maalesef. Sadece bunlar değil, pek çok iddia gündeme getirildi. Özellikle en çok dile getirilen meselelerden birisi Hoca Efendi'nin ve hizmet hareketinin kullanıldığı meselesi. Yani bir şekilde hizmet hareketinin de üstünde, Hoca Efendi'nin de üstünde başka bir akıl var ve onlar hem Hoca Efendi'yi hem hizmet hareketini kullanarak belki hükümete bu tarz bir komplo girişiminin başlattılar. Bunlar biraz da Hoca Efendi'nin Amerika'ya gelmesi, burada kalması, green card alış süreciyle
ile alakalı da değerlendiriliyor olabilir. İşte farklı kesimlerden, istihbarat örgütlerinden veya başka yerlerden kullanıldığına ilişkin. Bunlar geçmişte de 28 Şubat döneminde ve bundan önce de pek çok kez dile getirilmişti. Aynı iddiaların bu kez tekrar gündeme getirilmesi birincisi nasıl değerlendiriyorsunuz? İkincisi bunların özellikle bu kullanılma meselesine dikkat çekmeleri sizin için ne anlam ifade ediyor? Üst akıl sözü bir açıdan doğrudur. Hoca Efendi'nin üstünde bir akıl vardır. O akıl nedir? Hoca Efendi ona İmam Muhasibi Hazretlerinden alarak Kur'ani akıl der. Yani her zaman fikrini, düşüncesini vahiy ile, sünnetle, icma ile, kıyas-ı fukaha ile test eden bir akıl. Sadece kendine yine güvenmeyen, sadece benim dediğim şekilde olacak demeyen bir akıl. Bu yönüyle Hoca Efendi hiçbir meseleyi ben böyle düşündüm olsun demez. Kendisini daima vahye, sünnete, icmaya, kıyasa bağlı addeder. Bir. İkincisi, Hoca Efendi ömrü boyunca her zaman istişare, ortak akıl mevzuunu yerleştirmek isteyen, karı koca arasında bile en mühim bir mesele olarak gören bir insandır. Onun için her akılın üstünde ortak akıl vardır. Bundan dolayı da Hoca Efendi her meseleyi istişareye sunmak ister. Biz neyiz ki? Ama en küçük talebesiyle bile pek çok meseleyi bu ilmine rağmen, tecrübesine rağmen mutlaka istişare eder. Eğer mesele üst akıldan maksat buysa evet bir üst akıl vardır. Ama üst akıldan maksat sanki Hoca Efendi birileri haşa ve kella tarafından kullanılıyor. Sanki bu camia birileri tarafından kullanılıyor. Hoca Efendi'nin kamuoyuna böyle beddua gibi lanse edilen, anlatılan bir beyanı olmuştu, duası evet. olmuştu biliyorsunuz. İşte o duasında belki bu tür iftiralara da bir cevap vardı. Bir iftirada bulunuyorlar, siz busunuz diyorlar. Diyoruz ki hayır değiliz. Hayır öylesiniz diyorlar. Delil getirin, yok diyoruz. Hayır siz ajansınız, siz şunlarda iş tutuyorsunuz. Hayır kardeşim mümkün mü böyle bir şeyin olması? Yemin ediyoruz, Müslüman için yemin önemlidir. Bak size yemin edelim, yemin de diyoruz. Yok diyorlar hala mümin için yemin çok önemlidir. Buna da itimat etmiyorlar. Hala diyorlar. O zaman diyorsunuz ki tamam gelin o zaman başkaları mülaane dedi. Mübahale şeklinde anlatıldı. Hoca Efendi ona muhavele diyor. Muhavele. Yani Allah'a havale etme meseleyi. İnanmıyorsunuz bize. Yemin ediyoruz. Delil de getiremiyorsunuz. Ortaya bir delil de koyamıyorsunuz. O zaman Allah'a havale edelim. Var mısınız? Ben burada tekrar ediyorum. Çünkü olmadığını biliyorum. Bu camianın ne İsrail, ne Amerika, ne de başka bir devlet, ne bir şahıs, ne de herhangi bir kuruluş, ne de bir devlet bakın. Bunlarla ülkemizin, milletimizin zerre kadar aleyhinde olacak bir anlaşma yapması mümkün değildir ve yoktur. Eğer böyle bir şey varsa Allah bizi kahretsin. Yoktur. Bu kadar açık söylüyorum. Biz ahirete inanan insanlarız. Bu dünya basittir. Sadece seçimleri kazanmak isteyenler iftira atabilirler. Biz ahiretin derdindeyiz. Ahireti kazanmak istiyoruz. Yalan söylememiz mümkün değildir. Böyle bir pazarlık söz konusu değil. Ama peki böyle bir pazarlık olduğunu, bu manada bir üst akıl olduğunu, bir ajanlık, bir şu bir bu bunları iddia eden insanlar ya öyle değilse hangi akıbetle karşı karşıya olduklarını bir düşünebilirler mi? Onlar da diyebilirler mi? Allah bizim de canımızı alsın. Allah kahretsin bizi diyebilirler mi? Diyemedikleri için başbakan meydanlarda beddua, beddua, beddua diye konuşup duruyor. Bedduaya inansaydı, ne olduğunu bilseydi, işte hodri meydan. Ben diyorum, yok böyle bir şey. İşin ayrı bir tarafı şu var. Bu camianın 160 ülkede okulu var. Biz her zaman dostluk köprüleri kurmaktan yanayız. Kardeşlik diyoruz, barış diyoruz, sulh adacıkları kuracağız diyoruz. Kardeşlerimiz en uzak yerlere hiç arkalarına bakmadan gidiyorlar. Neden? Bu kadar dünyaya açılan bir camianın siz falan ülkeyle de düşman olsun, filan ülkeyle de düşman olsun, falanca kuruluşla da düşman olsun, öbürüyle de kavga etsin. Hayır kardeşim biz kavga yanlısı değiliz. Biz dostluk yanlısıyız. Hiç kimseyle alıp veremediğimiz yok. Ama bu hiçbir zaman ajanlık manasına gelmez. Hiçbir zaman kullanılıyorluk manasına gelmez. Hodri meydan, Hoca Efendi'nin muhavelesi orada duruyor. Hala amin denemeyi bekliyor. Biz ona her gün amin diyoruz. Eğer iddialarında gerçek olduğunu düşünüyorlarsa, delilleri varsa onlar da amin desinler diyemeyecekler. Müsaadenizle uyarıyorlar. Reklam arası vermemiz gerekiyor ama ardından yine birlikte olacağız. Kısacık bir aramız var. Sonra yeniden huzurlarınızdayız.
özellikle meydanlardan başbakanın söylediği şeyler de buna benzer şeyler. Yani çocukları kaldırıyorlar evlerde, kız çocuklarını beddua ettiriyorlar. Yani birincisi, gerçekten böyle bir şey var mı? Çocuklar kaldırılıyor, beddua ettiriliyor mu? İkincisi, dua ettiriliyor da buna benzer bir dua olduğu için başbakan ona beddua mı diyor? Şimdi belki medyadan takip etmişsinizdir. O türlü iddialar, bir gazeteci yazdı, bir bakanı da için içine kattılar falan. Onların hemen arkasından ben Twitter hesabıyla bir duyuruda bulundum, bir mesaj yayınladım. Orada da apaçık, varsa böyle insanlar, beddua ettiğine inandığınız, gece kaldırılan falan, hatta onlar başka sırf meseleyi sulandırmak için gece seansları falan dediler, kahriye falan dediler. Evet. Böyle bir şey varsa ismini verin, biz de onları kınayalım. Aynı zamanda yetkililer gerekeni yapsınlar dedim. İsim veremediler. Veremedikleri gibi daha sonra ortaya çıktı ki işte bize şikayet etti denilen kızlar AK Parti gençlik kollarına aitmiş. Orada çalışan insanlarmış. Camiye iftira atılıyor. Ama daha bugün veya dün başbakan söylüyordu. Bakın biraz önce söyledim. Başbakan ve çevresi için meselenin gerçekliği önemli değil. O meselenin kullanılabilirliği önemli. Kullanılabilsin yeter. Bu önemli. Bizim hayatımızda, camianın hayatında öyle onların iddia ettiği gibi 2 aylık ya da 2 senelik, yok 3 seneden beri falan, hayır değil. Ta Bediüzzaman Hazretleri, ondan önce bütün de hak dostları, büyük veliler, en başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizim önümüze berzahınızı aydınlatacak, kabri rahat geçmenizi sağlayacak, haşirde önünüzde sizin bir projektör olacak dediği bir teheccüd namazı vardır. Bu camia 1-2 senedir değil, onlarca senedir her gece teheccüd namazına kalkar. Ama kalkarken o bir nafile namazıdır. Hiçbir zaman insanlar kendi eşlerini, çocuklarını bile zorlamazlar. Değil talebeleri zorlamak. Sadece anlatırlar, bu önemlidir. Berzahınız aydınlansın derler. Peki ne yaparlar bu? Gece seansı değil. Bakın bir kere daha diyorum. Başbakan herhalde istilahları da çok bilmiyor. Gece seansı deyip duruyor. Gece seansı değil. Onun adı teheccüd namazı. Kalkılır geceleyin. Belli bir vakitte, sabah namazına vakti girmeden önce yarım saat, bir saat, ister 2 rekat namaz, Bediüzzaman 2 rekat da diyor bir yerde, ister 4, ister 8 rekat namaz kılınır. Başta Peygamber Efendimiz zaten teheccüd, evet, namazını farz gibi her gece kalkmamış mı? Kendisi için öyledir ama ümmeti için kavi bir sünnettir. Hı. O şekilde anlatmıştır. O sünnet yerine getirilmek üzere kalkılır. Ne yapılır? Namaz kılınır. Sonra ne yapılır? Sonra en başta ümmeti Muhammed için, milletimiz için, hareketimiz için, bütün insanlık için dua edilir. Dualar da öyle herkes aklına geldiği gibi değil. Kulubut Dariya, Gümüşhanevi Hazretleri'nin Mecmuatül Ahsap isimli duası, bir kırık dilekçe, büyük cevşen, salat-ı tefriciye, bunlar bütün herkesin önündeki dualardır, mevcuttur. Bunlardan bir tanesi alınır, yarım saat, bir saat, ne kadarsa insanlar Cenab-ı Hakk'a yönelirler, içlerini dökerler. Bu arada bizim bulunduğumuz yerde de, size bütün samimiyetimle söylüyorum, bize en büyük düşmanlığı yapan, ben isim vermek istemiyorum, bu camiaya, dindarlara en büyük düşmanlığı yapan insan hakkında bile Hoca Efendi beddua ettirmemiştir, kahriye ettirmemiştir. Yeminle söylüyorum bunu size. En şerirliler hakkında bile biz dua ederken nasıl ediyoruz biliyor musunuz? Mecmuatül Ahsab'ı açtığınız zaman, Gümüşhanevi Hazretleri'nin kitabını açtığınız zaman, orada en az 100 sayfa, 3 ciltlik bir kitaptır. 100 sayfasında böyle çok ciddi şekilde kahriye sayılabilecek dualar vardır. Doğrudan Allah'a havaleler vardır. Ama Hoca Efendi onları tekrar ele alırken orada bile bir şartlı ilavesini getirmiştir. Şartlı ilave. Yani en kötü insana bile bir dua edilecekse önce şunu söylemek vardır. Allah'ım bu kadar kötülük yapıyor. Ama eğer sen bunun hidayetini murad ediyorsan ne olur Allah'ım ıslah eyle. Hidayet eyle. O da cennet yolunu bulsun ya Rabbi. Ama ıslahı kabil değilse, hala akrep gibi sokacaksa, hala zarar verecekse, o zaman o zararını def et. Onu sana havale ediyoruz ya Rabbi. Çünkü biz aciziz. Bunu demekten başka bir şey yoktur. Hoca Efendi'nin hayatı, biraz önce söyledim, dua ile taabbüt bir kısmını, evet, gerçekleştirir, teşkil eder diye. Hoca Efendi kadar dua eden çok az insan vardır. Gününde her gün belki, mübalağa etmiyorum, 2-2,5 saat kadar Hoca Efendi'nin duası vardır. 40 senedir, 50 senedir bir grupla paylaştığı dualar vardır. Mesela Cevşen'i 10 kişiyle paylaşmıştır. Aksatmaz. Belki 40 senedir aksatmaz. Nasır suresini bir kişiyle paylaşmıştır. Birkaç kişiyle aksatmaz.
Kulübut Daira'yı belki büyük olduğu için, çaplı olduğu için 70 kişiyle paylaşmıştır. Onu aksatmaz. Her gün bunları okur. Teheccüd namazına kalkar. Teheccüd namazını kıldıktan sonra sabah namazına kadar bazen yarım saat, bazen 40 dakika, bazen bir saat, bir buçuk saat olduğu zamanlar olmuştur. Sabah namazına kadar okur, okur, okur. Ümmet-i Muhammed'e dualar eder. Ayrım da gözetmez. Bakın şunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Mesela yeryüzünde acaba kaç yerde her gün insanlar sırf insanlığın hatırına, Ümmet-i Muhammed hatırına dua etmek için bir araya gelirler ve 40 dakika, 50 dakika toplu dua ederler. 10 senedir, daha öncesi de vardır da burada hiç aksamadan 10 senedir Hoca Efendi bulunduğu mecliste herkesi bir araya getiriyor. Herkesin katılmasını belli da arzu saatlerde ediyor. Her gün akşam namazından önce 40 evet. dakika. Her gün akşam namazından önce bir araya geliniyor. Orada Hoca Efendi iki hususu sürekli nazara veriyor. Bir, ne olur? Dua dilinizden çıkmasın, kalbinizden çıksın. Rabbinize içinizi dökün. Onun huzurunda olduğunuzu bilin. Huzurda olarak söyleyin. Hatta bazen böyle yapar. Elleriniz karıncalanır gibi olsun. İçine bir şey yağıyor gibi olsun. Öyle kalpten gelmeyen dualar onlar makbul değildir. Onlar tam dua yerine geçmez. Onun da bir sevabı vardır ama asıl kabul gören dualar kalpten gelen dualardır. Bir bunu anlatır. Üzerinde çok durmak istemiyorum. Evet. İki, her defasında Hoca Efendi şunu söyler. Arkadaşlar, dua edeceksiniz. O duanıza niyetlenirken dünyanın şu anda neresinde zulme uğrayan mazlum varsa, Müslümanlar varsa ora. Myanmar'ı saymadığı gün yoktur. Somali'yi saymadığı gün yoktur. Suriye'yi saymadığı gün yoktur. Filistin'i saymadığı gün yoktur. Nerede Müslümanlar ağlıyor? Nerede inliyor? Bunu ilk önce bunları, ne olur onları unutmayın. Önce siz bunları listenizin başına koyun. İki, ülkemizi unutmayın. Ayrım yapmadan. Sonra dünyanın dört bir tarafına gitmiş arkadaşlarınız var. Onları unutmayın. Onlar için de onları da zikredin. Daha sonra insanları da unutmayın. Genel insanlığın hidayeti için de dua edin. Biz kimse için kötülük dilemiyoruz. Onların da güzelliğini istiyoruz. Onları da anın. Ve Hoca Efendi bunları saydıktan sonra duasını yapar. Son bir husus söyleyebilir miyim? Süremiz azaldı. Son bir husus söyleyeyim. Ben de bir soru soracağım çünkü. Onunla tamam. bağlayalım. Son şunu da söyleyeyim. Bir taraftan Suriye, bir taraftan Mısır. Oralarda böyle çok ciddi kanların döküldüğü günlerdeydi. Türkiye'de de böyle bir karışıklık hali vardı. Hoca Efendi yine duadan bahsetti. Sonra gözleri yaşlı bir şekilde odasına girdi. Kapıyı kapattı. Biz daha kapının önündeydik bazı arkadaşlar. Hoca Efendi içeriden sesi gelmeye başladı. Ağlıyordu. Ve o zamana kadar o şekilde de duymamıştık. Böyle az ilahi de söyler gibi. Sefinem gark oldu. Dert deryasına. Sahrayı sinemi. Sel aldı gitti. Her taraf böyle dert deryası gibi. Ve benim gemim de o deryanın içinde kaybolmuş gibi. Bütün sinem adeta sele gitmiş, gama gömülmüş. Bunları tekrar etti, tekrar etti, tekrar etti. O orada ağladı, biz dışarıda ağladık. Hoca Efendi budur. Ümmet için ağlayan bir insandır, insanlık için ağlayan bir insandır. Ama bizim geleneğimizde kahriye yoktur. Bizim geleneğimizde bela okuma yoktur. Bizim geleneğimizde hiç kimseye beddua etmek yoktur. Hoca Efendi'nin o günkü ifadesi biraz önce de söylediğim muhaveledir. Ve onun bir yeri vardır. Allah'a havale etme. Havaledir evet. ve onun bir yeri vardır. O sözler söylenmesi gerekiyordu. Hoca Efendi söyledi. Nasibi olanlar aldılar. Nasipsizler dalga geçebilirler. Kendileri bilirler. Son sorum olsun. Kapatacağım. Mesele her konu birbirini açıyor. Siz de çok doyurucu cevaplar veriyorsunuz bu anlamda. Az önce hizmetin 160'tan fazla ülkede okulu bulunduğunu söylediniz. Bunu Türkçe olimpiyatlarında bunu da görüyoruz. Geliyorlar burada dile getiriyorlar. Düne kadar bütün başta başbakan olmak üzere bakanların, milletvekillerinin koşturarak gittiği, az önce Bülent Arınç'tan bahsettiniz. Oralarda çok güzel cümleler sarf ettiği mekanlardı buralar. Fakat son daha iki gün önce başbakanın herhalde iki veya üç gün önce bilmiyorum. Başbakanın yaptığı bir açıklama vardı bazı gazetecilere. Bu okulların kapatılması için dünyadaki farklı yerlerde açılan okulların kapattırılması, bunlara müdahale edilmesi için ya da evet. devlet başkanlarıyla bizzat görüşeceği. Hatta Pakistan'ın Pencap eyaletinin başkanının evet. geleceği. Onun da bizzat bu meseleyi kapatılması için görüşeceğini söyledi. Evet. Birincisi böyle bir şey mümkün mü? Tabii ülkeler kendi iç işlerine kendileri karar verirler. Herhalde
başta açtırmazlardı böyle bir şeyi uygun görmeselerdi. İkincisi, başbakan neden böyle bir şeye ihtiyaç hissediyor? Bugüne kadar yani hizmet hareketine yönelik 28 Şubat döneminde veya daha önce de pek çok girişimlerde bulunuldu, davalar açıldı, Hoca Efendi yargılandı, hizmet hareketi farklı şeylere tabi tutuldu. Fakat böyle bir girişimde bulunulmadı. Hoca Efendi de eğer istiyorlarsa okulları devlete devredebiliriz demişti. Hem o zaman başbakana da söyledi aynı şeyi, başbakana da ithafen söylemişti. Yani neden böyle bir şeye ihtiyaç duyuluyor? Şimdi yani soru o kadar aslında çok cevabı barındırıyor. Şuradan başlayayım. Hoca Efendi bir zaman 28 Şubatçılara okulları, müesseseleri devretme tavsiyesinde bulunabilirim dediği gibi, bu hükümete Cumhurbaşkanımız başta devlet büyüklerine aynı teklifte bulundu. O zaman da yine gündeme gelmişti, yazıldı çizildi bunlar. Ben bunu şöyle anlıyorum, değerlendiriyorum. Hazreti Süleyman yani peygamber Hazreti Süleyman'ın menkıbeleri arasında bir şey anlatılır. Kendisine iki tane kadın getirilir. Bir çocuk için ikisi de bu benimdir diye iddiada bulunur. Hazreti Süleyman bakar acaba kimin diye. İkisi de iddia edince der ki bana bir bıçak getirin. Bunu ikiye böleyim de yarısını size vereyim, yarısını ona vereyim. Kadının bir tanesi şaşkın şaşkın bakarken diğeri birden feryadı koparır. Hayır efendim der. Bu onun olsun, tamam ben yanlış söyledim. İddia etmiştim, yalan söyledim, onun olsun. Neden? Çünkü o zaman Süleyman Hazretleri, Hazreti Süleyman anlar ki, peygamber anlar ki çocuk o kadına aittir. Çünkü onunki anne refleksidir. Hoca Efendi'ninki de anne refleksidir. Yahu yapmayın. Bu müesseseler lazımdır. Bunları kapatmayın. Bizim idare edelim şeklinde bir derdimiz yok. Alın gerekirse siz bunları idare edin. O zaman demişti. Ama daha sonra görüldü ki başbakanın derdi ne dershaneyle eğitim reformu yapmak, ne o ne bu. Kendi ağzından ya bilerek kaçırdı ya bilmeden kaçırdı ama söyledi. Dershaneleri kapattırmak için ben 4 tane bakan değiştirdim falan dedi. Belli ki mesele üzüm yemek değil. Öyleyse bundan sonra hiç kimsenin ona dershaneleri, okulları falan teklif edeceği gibi bir şey yoktur. Meydanlarda teklif ediyorlar falan diyor, doğruyu söylemiyor maalesef. Bundan sonra mümkün değil. Dershanelerde, okullarda ben onlar adına konuşmaya mezun olmayabilirim. Ben kendi hissiyatımı söylüyorum. Ama zannediyorum sonuna kadar bir tuğlasına bile dokundurmama adına kanuni yollar neyse, kanuni yollar onu yapacaklardır ve dokundurmamaya çalışacaklardır. Başbakanın, hadi Türkiye içinde dedim, paralel devlet falan filan diyor. Ama özellikle yurt dışındaki okullara, oradaki muhacir kardeşlerimize, mefkure muhacirlerine falan dil uzatması, onları oraya buraya şikayet et, bunun mantığı yoktur. Şimdiye kadar bunu yapan sadece Ergenekoncu denilen insanların da bir kısmıdır, belki hepsi değildir. Çünkü Türk insanı, Türkiye'de yaşayan bütün insanlar bu okulların Türkiye adına neler vaat ettiğini çok iyi biliyorlar. Ve şimdiye kadar bütün devlet büyükleri, hatta başbakanın belki çok böyle dindar bile kabul etmeyeceği insanlar, büyükler açık mektuplar verdiler. Bu okulları savundular. Biz size başka şeylerinize çok katılmasak bile bu okulların lazım olduğunu inanıyoruz dediler. Ama şimdi anlaşılmayacak bir şekilde başbakan böyle bir şey yapıyor. Bakın. Meselenin harareti, stüdyonun hararetiyle birleşince terlediniz biraz herhalde önce. Birazcık terledim. Biraz da maalesef hadiselerin dehşeti diyeyim. Evet. Terletti. Evet, buyurun. Allah'ın izni ve inayetiyle bu okullar Allah'ındır. Allah'ındır derken yani yaptıran, lütfeden, sebepleri yerine getiren, yoksa kimin haddine ki yani 160 böyle ülkede gidecekler. Allah lütfetmiştir. İnsanların gönüllerine kimisine gitme, kimisine destekleme, kimisine gönderme lütfetmiştir. Kimisine de sahip çıkma. Ve Allah bu neticeyi, meyveyi lütuf buyurmuştur. Bundan sonra da kim ne yaparsa yapsın. Kardeşlerimiz, arkadaşlarımız gittikleri yerlerde kendilerini ispat etmişlerdir. Bizim arkadaşlarımızın hiçbir tanesinin hiçbir suçu olmamıştır, bir ceza almamışlardır, bir kötülükleri kimseye dokunmamıştır. Yaptıkları ortadadır. Oraların kendi istihbari birimleri yıllarca bu arkadaşların nabızlarını tutmaktadırlar. Bir kötülük görmüş olsalar zaten onlar şimdiye kadar müsaade etmezlerdi. Ama bir şey var. Başbakan kendisini bitiriyor. Kendi itibarını az kalmışsa onu bitiriyor. Ve yüzünü çok kara bir leke çalıyor. O kadar şey var ki aslında anlatılacak. Ben burada bugün aslında hocamızın
kendi derinliğini, onun şefkatini, nezaketini, onu, oradan şeyler anlatmak isterdim. Onu başka bir programa saklayalım. Bunlar en çok merak edilen şeylerdi çünkü. Evet. Son bir soruyla kapatayım. Özellikle Başbakan'ın ve şu anda AK Parti'nin en çok üzerinde durduğu nokta 30 Mart. Az önce seçimler meselesini dile getirdik. 30 Mart seçimleri bir dönüm noktası olarak artık AK Parti tarafından algılanıyor. Ve 30 Mart'tan sonrası için de çok ciddi adımlar atılacağı, çok ciddi hareketlerde, girişimlerde bulunulacağı dile getiriliyor. Belki davalar açılacak, tutuklamalar olacak. Nasıl olacak bilmiyorum. Hukuk devleti buna nasıl yaklaşacak veya kamuoyu buna ne tepki verecek bilemiyorum. Peki bir endişe var mı? Başta Hoca Efendi olmak üzere hizmet hareketine mensup insanlarda, sizde veya çevrenizdeki insanlarda bir endişe var mı bu noktada? Yani bizi bitirecekler hizmeti artık hani başbakan diyor ya tırnak içinde çanlarını ot tıkayacağız diye böyle bir tabiri var. Böyle bir endişe korku var mı acaba? Bizim tek bir endişemiz vardır. O yaptığımız işlerde ihlaslı olup olamamak, ahirete imanla, salim imanla, kamil imanla gidip gidememe endişesidir. Bizim nazarlarımız ahirete dikilmiştir Allah'ın izni ve inayetiyle. Biz bu dava uğruna başımıza gelecek her bir musibeti Allah'ın izni ve inayetiyle cennet vizesi sayarız. Ve ben hiçbir arkadaşımızın, kardeşimizin bu konuda bir endişe içerisinde olacağına ihtimal vermiyorum. Vermiyorum çünkü ben onların hiçbir tanesini kendimden daha dün görmüyorum. Ben size bütün samimiyetimle söyleyeyim. Endişeniz var mı? Ben bunu şöyle cevap verebilirim. Zübeyir Gündüzalp ağabey Afyon Mahkemesi'nde müdafaasını yaparken bazı sözleri vardır. Çok enfestir. Ben onu biraz değiştirerek, günümüze getirerek kendi sözlerim olarak söyleyeyim. Hoca Efendi'ye muhabbetim, hizmet hareketine sadakatim, arkadaşlarla hemfikir oluşumdan dolayı eğer idama gideceksem vallahi de billahi de seve seve giderim. Koşa koşa giderim. Çünkü biz bu davaya, bu mefkureye menfaatten, paradan, puldan, makamdan dolayı evet demedik. Makuliyete ve hakkaniyete inandık. Onun için bu meselenin arkasındayız. Yeminle söylüyorum size. Eğer Hoca Efendi'ye muhabbetim davaya bağlılığımdan dolayı kurşulanacaksam o kurşunları seve seve yemeye göğsümü siper etmeye razıyım. Ve burada televizyonunuz aracılığıyla ben bir söz vermek istiyorum. Sıradan bir talebeyim. O tutuklanacak falan dedikleri listede benim adım olur mu olmaz mı bilmiyorum. Ama eğer gerçekten birileri tutuklanacaksa benim adımın olmasına çok arzu ederim. Ve size yemin ediyorum, söz veriyorum. Eğer benim adım da olursa, mahkeme ise mahkeme, hapishane ise hapishane, oraya seve seve gideceğim, koşa koşa gideceğim, kendim teslim olacağım. Hiçbir şeyden korkmuyoruz. Neden korkalım? Ülkemiz adına zerre kadar bir kötülüğümüz olmadı şimdiye kadar. Hiç kimseye kötülük düşünmedik. İnsanların hayrını düşündük. Ahiretimiz için koşturmaya çalışıyoruz. Neden korkacağız? Ne zannediyorlar bunlar? Hele hele Hoca Efendi gibi bir insan. Hoca Efendi daha bu meseleye girerken, daha ilk günlerinde söyleyeceğini söylemiş, yaşayacağını, neler olabileceğini, Efendimizin hayatı ortada, büyüklerin hayatı ortada, Bediüzzaman'ın hayatı ortada. Bu yol çileli yoldur, bu bellidir. Hoca Efendi sadece şimdi iade falan diyorlar ya, evet. Tebessüm ediyor sadece, çocuk bunlar yahu. Neden bahsediyorlar bunlar? Yani neden Türkiye'ye gitmediği özellikle Hoca Efendi'nin çok sorgulanıyor. Defalarca anlattı Hoca Efendi, defalarca anlattı. Şu anda gitmesini konjonktür açısından uygun bulmuyor. Mesela o gün uygun değil henüz konjonktür dediği zaman ne diyorlardı? Başbakan sizi çok çağırıyor, destekliyor. Ne oldu? Başbakan şimdi kendi ağzıyla demiyor mu? Ne zamandan beri hazırlık yapıyorlarmış? Ne zamandan beri fişler yapıyorlarmış, listeler oluşturuyorlarmış? Hani çok samimiydi? Hani gurbet çok zordu? Hani bekliyorlardı? Hiç kimse Hoca Efendi'ye şu gün gelecek, bugün gelecek. O onun bileceği bir meseledir. Zamanı geldiğinde seve seve gider. Ama şunu herkesin bilmesi lazım. Ölüm bizim için yolda bulunmuş bir incidir. Hamaset yapmıyorum burada. İnanmadığım şeyleri söylemekten Allah'a sığınırım. Bütün yüreğimden gele gele söylüyorum bunu. Ve hiçbir arkadaşımızı korkutamazlar. İstedikleri kadar söylesinler. Çünkü biz ahiretimiz açısından zarar verebilecek hiçbir şey yapmadık. O zaman zaten ülke adına, millet adına da herhangi bir şey yapmamız söz konusu değildir. Peki. Daha
belki anlatacağınız Hoca Efendi'nin derinliği, manevi yönü veya ubudiyeti noktayı nazarından anlatacağınız belki çok şey var sizden dinlememiz gereken. Fakat süremiz burada bitiyor. Arkadaşlarım beni uyarıyorlar kulaklığımdan. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Sevgili seyirciler, bugün yayınımızda Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin Amerika'da bulunduğu zamanda belki Türkiye'deyken de en yakınındaki isimlerden birisi ilahiyatçı Osman Şimşek konuğumuzdu. Kamuoyunda konuşulan, merak edilen hizmet hareketi hakkında, Hoca Efendi hakkında, iddialar hakkında, yöneltilen ağır ithamlar hakkında en merak edilen soruları kendisine yönelttik. Kendisi de bize sağ olsun kırmadı, aydınlatıcı cevaplar verdi. Programı burada noktalıyoruz. Başka bir programda farklı bir konukla yine önemli meseleleri konuşmak üzere huzurlarınızda olacağız. Hoşçakalın.